Sinyal Algılama Teorisi Bölüm 1. Bu videoda sinyal algılama teorisinden bahsedeceğim. Bu teori kararsızlık durumlarında nasıl karar verdiğimizi inceler. Kararsızlık anında karar verme yazıyorum. Sinyal algılama teorisinin yapmaya çalıştığı şeye bir örnek veriyorum şimdi. Ekrana bakıp değişiklik olup olmadığını bana söylemenizi istiyorum parlak yeşil bir daire var. Orası kesin değil mi? Ekrana bakmaya devam edin. Neden, neden, neden? Değişiklik var mı yok mu anlamaya çalışın tamam mı? Evet, şimdi daha sönük yeşil bir nokta var. Halbuki önceki yeşil parlaktı. Buradaki parlak yeşil nokta gayet güçlü bir sinyal. Fakat sönük yeşil nokta çok zayıf bir sinyal. Yani sinyal algılama teorisi, bir sinyalin hangi noktada görülebilecek kadar güçlü olduğunu anlamaya çalışır. Bunun başlangıç noktası aslında radar sistemi. Radar ilk üretildiğinde güçlü sinyalin bir gemiye mi yoksa balık sürüsüne mi ait olduğu anlamaya çalışıldı. Yani bu teorinin kökleri radara dayanıyor. Sinyal algılama teorisi psikoloji alanında da rol oynuyor birine farklı aralıklarla farklı kelime listeleri gösterdiğimiz bir düşünelim. Daha sonra bu kişiye ikinci listedeki hangi kelimelerin birinci listede de olduğunu sorduğumuzu varsayalım. Birinin bu soruyu cevaplayabilmesi için karar vermesi gerekiyor. Burada zor olan şey ilk listedeki tüm kelimeleri ezberleyememek. Yani ikinci listedeki bir kelimenin birincisinde de olup olmadığı konusundaki kararsızlık Şimdi sinyal algılama teorisine gerçek hayattan bir örnek verelim. Sisli bir günde okula ya da işe giderken trafik ışıklarına rast geldiğinizi hayal edin. Ne zaman tekrar gaza basacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yeşil ışık ne zaman yanacak ve siz hareket edeceksiniz? Buna karar vermeniz lazım. Yeşil ışık eğer şöyleyse görmek zor olabilir. Yani sinyal ne kadar güçlü olmalı ki ışık şimdi yeşil, gaza basabilirim diyesiniz. Bu durumda birçok farklı seçenek var. Hemen bir tablo çizeyim. Ya sinyal vardır, yani ışık yeşildir veya sinyal yoktur, yani ışık kırmızıdır. Ya da başka bir deyişle yeşil değildir. Bu durumda evet ışık yeşil veya hayır ışık yeşil değil dersiniz. Eğer evet ışık kesinlikle yeşil diyorsanız yeşil ışık şöyle bir şeydir. Ve bu durumda kararınız isabet olur. Fakat ışık var olduğu halde çok sönükse ve yeşil olup olmadığından yüzde yüz emin değilseniz hayır deme ihtimaliniz var. Sinyal var olduğu ve siz hayır dediğiniz için ne olur? Iskalamış olursunuz. Başka bir ihtimalle de sinyalin olmadığı fakat sizin evet dediğiniz durum. Bu da tabii yanlış alarm olur. Son ihtimalde sinyalin olmadığı ve sizin de hayır dediğiniz durum. Bu doğru reddetme olur. Yani eğer sinyal şunun gibi çok 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 güçlüyse muhtemelen doğru karar verirsiniz. Fakat sinyal yokken hayır dersiniz. Bu durumda sinyalin olup olmadığına karar vermek basittir. Fakat sinyal şöyle güçsüzse yanlış alarm durumu olabilir. Yani sinyal yokken evet diyebilirsiniz. Veya güçsüz sinyali görmediğiniz için hayır dersiniz ve ıskalamış olursunuz. Dolayısıyla parlak yeşil gibi kolay bir sinyal ıskadan çok isabet sonucu verir zayıf bir sinyal ise isabetten çok ıskaya yol açar burada sinyalin güç miktarı d üssü adlı bir değişkenle gösterilir d üssü yani sinyalin gücü başka bir değişken de c yani strateji şimdi örneğimize geri dönelim bir strateji şu olabilir herhangi bir ışık gördüğünüzde evet deyip gaza basarsınız Diğer bir strateji de yeşil ışık gördüğünüzde evet deyip gaza basmanızdır. Üçüncü bir strateji, kırmızı ışıktan hemen sonra yeşil ışık yandığında gaza basmanızdır. Yani farklı stratejileriniz olabilir. Fakat esas iki büyük strateji var. Ya muhafazakar strateji uygularsınız ya da özgürlükçü. Muhafazakar stratejide sinyalin varlığından %100 emin olmadığınız sürece her zaman hayır dersiniz. Yani her zaman hayır dersiniz. Bunun kötü yanı şu. Doğru reddetmelerde şaşmazsınız fakat bazen ıskalarsınız. Özgürlükçü stratejide ise her zaman evet dersiniz. Bu durumda da hep isabet yaparsınız fakat bazen yanlış alarmlar da olabilir. Burada C değişkeni strateji, D değişkeni de güç.